Halil Ay, 1980 yılında Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Zaza kökenli bir ailede dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçiren Ay, maddi sıkıntılar ve ailevi problemlerle boğuşmak zorunda kaldı. Eğitimini tamamlayamadan Adana'ya göç etti. Adana, onun vaat edilmiş topraklarıydı ya da öyle düşündü. Henüz bir yetişkin bile sayılmazken, kafasında zenginlik ve güç hayalleri dans ederek güneye göç etti. Ancak hareketli şehir onu, ucuz apartman dairelerinin ve tozlu ara sokakların karmaşasında geçim derdine düşmüş, yüzü belirsiz biri haline getirdi. 2000'li yılların başı, Ay'ın yolculuğunda önemli bir değişime işaret eder. Kendisini Adana'nın göbeğine yayılan suç faaliyetlerinin ortasında bulur. Küçük hırsızlıklar kaçakçılığa, kaçakçılık gaspçılığa bulaşan Ay, bu hain diyarda kısa sürede adını duyurdu. Kürt Halil lakabıyla tanınan cüretkar ve pervasız tavrı dikkatleri üzerine çekerek, Adana'nın kriminal camiasındaki konumunu hızla yükseltti. Halil Ay, 2010 yılında İstanbul'un renkli ve karmaşık dokusuna adım atan Ay, burada hayatının dönüm noktalarından birine imza attı. Bu büyük metropolde silah ticaretinden soygunlara, haraç kesmeden kaçakçılığa ve silahlı saldırılara kadar uzanan geniş bir suç yelpazesine el attı. Özellikle Fatih, İstanbul'un en çetin mahallelerinden biri, Ay'ın hırsları ve mücadeleleriyle tanıştı. Bu yeraltı dünyasının karanlık sokaklarında Ay birçok rakibiyle yüzleşti, zorlu bir egemenlik mücadelesi verdi. Barış boyun ile güç birliği. Suç dünyasının derinliklerinde yükselirken Ay, dönemin etkili Kürt mafya lideri Barış Boyun ile yollarını kesiştirdi. Bu beklenmedik tanışıklık, kısa sürede karşılıklı çıkarlar ve derin bir güven üzerine kurulu sıkı bir ittifaka dönüştü. Boyun'un deneyimi ve kapsamlı ilişkiler ağı, Ay'ın bitmek bilmeyen hırsı ve cesaretiyle birleştiğinde, İstanbul'un alt dünyasında adeta bir güç sarsıntısı yaşandı. Bu ittifak, kentteki suç dinamiklerini yeniden şekillendiren, yeni bir güç dengesi yaratan bir dönüm noktası oldu. Yer İstanbul, 2023 yılının buz gibi bir kış gününde, 13 Ocak'ta, Halil Ay ve yakın çevresi, Haliç Köprüsü üzerinde beklenmedik ve ölümcül bir pusuya düştüler. Bu vahşi suikast girişimi, Ay'ın can dostu Cumali Aslan'ın trajik ölümüyle sonuçlandı. Ay ve bir diğer arkadaşı bu korkunç olaydan yara alarak kurtuldu. Bu acımasız saldırı Ay'ın hayatını kökünden sarsarak değiştirdi. Ölümün kıyısından dönmesine rağmen güvenlik ve huzur hissi tamamen yok oldu, yerini derin bir paranoya aldı. Yeni bir başlangıç için kaçış, saldırının ardından Ay hayatına Türkiye'de devam edemeyeceğine karar verdi ve yurt dışına kaçış planı yaptı. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde saklanarak geçici sığınaklar buldu ve sonunda Fransa'da yeni bir yaşam kurmayı başardı. Ancak Fransa'daki hayatı da suç dünyasıyla olan bağlarından uzak değildi. Ay yurt dışındayken bile Barış Boyun ve onun çetesiyle olan ittifakını daha da pekiştirdi, böylece suç dünyasındaki etkisini ve gücünü sürdürdü. Halil Ay ve Barış Boyun arasındaki dostluk fazla uzun sürmedi. Barış Boyun çetesiyle Halil Ay arasındaki husumet, çeşitli suç örgütleriyle bağlantılı olaylardan kaynaklanmaktadır. İddialara göre, Halil Ay'ın çetesiyle Barış Boyun'un çetesi arasında yaşanan çatışmalar ve suç örgütü faaliyetleri nedeniyle bir husumet oluşmuştur. Özellikle suç örgütleri arasındaki çatışmalar ve cinayetler bu husumetin temelini oluşturmaktadır. Leonda kanlı son, 6 Ağustos 2023 tarihinde Halil Ay ve beraberindeki bir kişi, Lyon yakınlarındaki bir çiftlik evinde Barış Boyun'un çetesi tarafından infaz edildi. Fransız haber kaynakları, 6 Ağustos Pazar günü Chateauneuf bölgesinde bir çiftlik evinde iki kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan ilk incelemede ölenlerin Türk uyruklu olduğu belirlendi. Saldırı sırasında banyoda bulunan 27 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. İfadesinde, olay sırasında banyoda olduğunu, dışarı çıktığında iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştığını ve hayatını kaybedenlerin Türkiye'de bir çete tarafından öldürülmek üzere arandığını söyledi. Evdeki incelemelerde olay yerinde 12 boş kovan bulundu. Halil Ay'ın yakınları sosyal medya paylaşımlarında Ay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Lyon savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından İstanbul'da Ocak ayında Haliç Köprüsü üzerinde içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş. Araçta bulunan Cumali Aslan hayatını kaybetmişti. Saldırının hedefinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalanan çete lideri Barış Boyun ile aralarında husumet bulunan Halil Ay olduğu iddia edilmişti. Ramazan Özarslan Adıyamanlılar olarak anılan grubun lideriydi. 2003 yılında Almanya'da evinde öldürülen ve kara para trafiğinde önemli bir rolü olan
Ertuğrul Yılmaz cinayetinden sorumlu tutulmuştu. Düzceli olan Yılmaz 1997'de Urfi Çetinkaya'ya yakın isimlerden Murat Hakan Doğan ile Doğuş Faktöring şirketini kurmuş, adı Banker Yalçın Doğan cinayetine karışmış, adı Ergenekon soruşturmasında geçen Muzaffer Tekin'le ortaklık yapmıştı. Danıştay cinayetinin faili Alparslan Aslan da Doğuş Faktöring'in icra işlerini yürütüyordu. Yılmaz'ın cenazesi Kadıköy'de Sedat Peker grubunun organize ettiği bir törenle toprağa verildi. Yılmaz'ın adı Hollanda'da pasaj cinayetlerini karışan ortağı Atilla Önder, Ramazan Özarslan'ın 15 milyon dolara el koyduğunu ileri sürmüş, işbirliği yaptığı Hasan Derya Soy grubu ile Özarslan'ın grubu arasında bu para yüzünden başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi ölmüştü. Özarslan 2006 yılında Adıyamanlılar çetesine karşı yapılan Nemrut operasyonunda yakalandı ve tutuklandı. Anucur çetesi, İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'yi öldüren Anucur grubu, 2021 yılı Kasım ayında uyuşturucu pazarı yüzünden Gündoğmuş çetesiyle çatışmaya başladı. Kağıthane, Hamidiye ve Nurtepe'de kimi işyerleri tarandı. Polis 2 Şubat'ta Nurtepe'de 5 işyerine operasyon yaptı, her iki çeteden 7 kişi gözaltına alındı. Fakat olaylar durulmadı. Anucurlar 19 Aralık'ta yine Nurtepe'de 1 saat içinde 3 ayrı saldırı gerçekleştirdi ve Mehmet Emin Kalkan öldürüldü. Gündoğmuş çetesi bu saldırıdan sonra Barış Boyu'na bağlı alt gruplardan Dalton çetesinden yardım istedi. 25 Aralık günü Hamidiye Mahallesi'nde Anucurların kahvesine yapılan baskında grubun akrabalarından 25 yaşındaki Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan öldürüldü. Olayın ardından polis tarafından yapılan operasyonda 3 çeteden 25 kişi 1 kilo eroin, 1 Kalaşnikov otomatik tüfek ve 10 tabancayla yakalandı, ancak hiçbiri tutuklanmadı, adli kontrol tedbirleriyle serbest kaldılar. Boyun çetesi ve Daltonlar, 13 Ocak günü sabah 06.'da Haliç Köprüsü girişinde Anucurlardan Cumali Aslan ve Halil Ay'ın içinde bulunduğu araca ateş açıldı. Daltonların düzenlediği saldırıda Aslan öldü, saldırganlardan Doğukan Kırık olay yerinde yaralı olarak yakalandı. Kırık, 25 Aralık'ta Ramazan Arslan'ın ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştiren araçta da bulunuyordu ve mahkeme tarafından ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Motorlu suikast ekipleriyle tanınan, İstanbul'da Rakip Kavaç klanı için Skalcari klanının lideri, Jovan Vukotic'i öldüren Barış Boyun çetesine bu yılın Nisan ayında yapılan operasyonda 131 kişi gözaltına alındı, 7 Kalaşnikov, 2 Thompson otomatik tüfek, 72 tabanca çelik yelekler ve uyuşturucu ele geçirildi, 46 şüpheli tutuklandı. Operasyonun ardından Boyun'un adamlarından Emirhan Yılmaz 23 Mayıs günü Abazya'da öldürüldü. Boyun çetesinden Yakup Doğan da 13 Temmuz'da yakalandığı Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Daltonlar çetesi 4 Haziran günü Bahçelievler'de Bilal Dirili aracında Kalaşnikov'la tarayarak öldürdü. 23 Temmuz'da yapılan polis operasyonunda içlerinde Dirili öldürdüğü ileri sürülen Murat Uğun'un da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Çete aralarında Kasımpaşa Spor Tribün lideri Yüksel Usta Hüseyin'in de olduğu cinayetlerden sorumlu tutuluyordu. Gürcistan'da yakalanan ancak serbest bırakılan Barış Boyun İtalya'da tutuklandı, Türkiye'ye iade edilmesi istendi.